Bugün size organik fırında tavuk tarifimi vereceğim. Beyaz et de vücut için gerçekten gerekli. Çünkü kaslarımızın yapı taşı protein. Bunu sadece kırmızı etten aldığımızda kolesterol çok yükselebiliyor. O yüzden haftada 2-3 gün kırmızı et, haftada 2-3 gün beyaz et, 1-2 günde kuru baklagil yiyecek şekilde bir beslenme şekli oluşturabiliriz. Bu tavuk için ben evli çocuklarıma da yapıyorum, size tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı kadar biber domates salçası koyuyorum. Sos hazırlıyorum. Sonra içerisine 1 su bardağı kadar yoğurt koyuyorum. Çok basit bir tarif. Yoğurt, domates salçası ve sarımsak. Bu üç bir araya geldiğinde inanılmaz bir lezzet oluşturuyor. Sloganımız ne? En az malzemeyle en lezzetli, en sağlıklı yemekleri oluşturabilmek. İşte burada da yoğurdumu, domatesimi içerisine kattım. Sosumu hazırlıyorum. Sonra tavuk parçalarımı içerisine atacağım. Birazcık tuz ekleyeceğim. Karabiber de arzu ederseniz koyabilirsiniz. Kekik de yakışabilir ama ben sadece salçalı böyle. Bu salçalar tabii ki bizim memleketten geliyor. Annem yaptırıyor. Yaz domateslerinden yapılan domates salçası, biber salçası çok faydalı. Bakın sosumu hazırladıktan sonra içerisine iyice yıkadığım tavuk butlarını koyuyorum. Sosa buluyorum. Sonra bunları fırın poşetine koyacağım ve fırına atacağım. Yaklaşık bir 45-50 dakika kadar pişirmek gerekiyor. Çünkü organik tavuk çabuk pişmiyor. Şu şekilde. İyice sosuma buluyorum. Tabii ki sebze, tam yaz aylarındayız, sebzeleri de kullanmak gerekiyor bol bol. Ama bir tane tavuk butuyla birlikte yanına yapacağınız bir sebze salatası ya da fırınlayacağınız ya da tost makinesine yapacağınız sebze de bunun yanına çok yakışır. Bu şekilde fırın poşetimi alıyorum. Ve içerisine organik tavuk butlarımı koyuyorum. Demek ki ne yapıyormuşuz? Mevsiminde sebze meyve almaya özen gösteriyoruz. Mümkün olduğu kadar organik reyonlardan alışveriş yapıyoruz. Özellikle etlerde. Tek yönlü beslenmeden uzak duruyoruz. Salçamı bir bardak yoğurt ve sarımsakla karıştırdım. Bir sos elde ettim. Organik tavuk butlarımı içerisine ekledim. Ve bu şekilde fırına atacağım. 40 dakika, 50 dakika hatta belki 1 saat kadar bunu pişireceğim. Sonra da yanına sebze salatasıyla servis yapacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, tarifim hazır. Ağzını bağlıyorum. Şöyle fırın tepsine koyuyorum. Bu fırına giderken, besin seçimimizde dikkatli olmaya çalışırken beraberinde de ne yapıyoruz? Ruhumuzu besleyecek öğütlerle devam ediyoruz.